Herkese merhabalar. Bu haftaki toplantımıza hoş geldiniz. Kadıköy Düşünce Platformu kendini bütünsel bilimin araştırma merkezi olarak tanımlıyor ve çalışmalarını insan için bütünsel düşünce, yaşam için bütünsel bakış, bilgi için bütünsel bilim şiarıyla yaklaşık 29 senedir devam ettirmektedir. 2022 yılının ikinci trimester programının 1370. toplantısı ve uzaktan 105. toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu hafta Mustafa Özcan'ın bu trimester kapsamındaki son sunumu holistik düşünmeyi formal ve sistemik olarak ele almak 5. sunumu olacak. Forum moderatörümüz Ateşen Aybars ve sunumundan sonra Mustafa Bey'in forum kısmıyla devam edeceğiz. 16.45'te de kapanışı yapıp serbest kısımla devam edeceğiz. Ben şimdi sözü Ateşen Bey'e bırakmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar, bir iki dakika konu üzerine ne düşündüğüm bir anlamda özeti yapıp sözü Mustafa'ya bırakacağım. Holistik düşünceyi formel ve sistematik olarak ele alma meselesi. Formelliği biliyoruz. Yani düşünce ve mantık açısından nasıl bakılmalı holistik bütünsel anlayışa? Bunun için tümden gelim olmalı. Çünkü biliyorsunuz doğada her şey bir hiyerarşi olarak birbirini takip eder. Üst hiyerarşinin alt hiyerarşi yasalarına uyması lazım. En dipte de fizik yasaları var biliyorsunuz. Dolayısıyla üstten giderek gelmek lazım. Çünkü aradaki belirimleri, yeni oluşumları, emergence dediğimiz olayları tepeden aşağı yapmazsak göremeyiz. Bunun için de tabii formel olarak düşünme anlamına dialektik tez antitez belirim şeklinde düşünmek lazım. Dikotomik çiftleri göz ardı etmemek lazım. Magnetik kutuplar NS yahut savaş, barış, sevgi, nefret gibi kavramlar. Elbette ki sinerji göz ardı edilmemelidir. Yani bütün parçalarından fazladır. Bir de stigmerjik öz dediğimiz, yani meselenin özünü yakalamak. Neydi onun ismi? Galileo fiziği anlamak için teferruatı boğmuştur. Aslında o zaman fizik çok netleşmişti ama özünde tam gerçeği kaçırmak demekti. Çünkü her şey ki bütün gizlilik mikro dünyada küçük olaylara bağlı. Sistemik olarak holistik düşünceye bakarsak da biliyorsunuz sistemin sınırları vardır, elemanları vardır ve süreçleri vardır. Bu çerçevede her şey bir sistem olarak düşünülebilir. Ama holistik düşünceye sistemik bir yaklaşım olarak bazı kavramları da göz ardı etmemek lazım. Sistemler evrende biliyorsun eğer laboratuvar koşullarında değilse hepsi açık sistemlerdir. Sistem açık olunca etraftan etkilenir. Etraftan etkilenmesi başlangıç koşullarını hassasiyeti beraberinde getirir. O da kaosu ve non-linear yani doğrusalsız bir sürece yol açar. Yine sistemik olarak bakıldığında emergence dediğimiz belirim meselesi non-zero sum oyunudur. Yani zero sum dediğimiz oyun bir şey yaratmaz. Mesela borsalardaki vadeli piyasalarda biri kazanırsa diğeri kaybeder. Ortaya bir şey çıkmaz. Ama non-zero game yahut game teorisi sürekli olarak yeniliklere gebedir. Dolayısıyla biz doğada sistemlere bakarken sistemlerin her zaman sürekli dengesizlik olduğunu söylememiz lazım. Bu gözle bakmamız lazım. Çünkü doğanın işleyişi böyle. Mesela metabolizma, homeostasis yahut ekonomi, psikoloji, sosyoloji bunların hepsinde denge yoktur. Sürekli dengesizlik vardır. Herhalde Mustafa güzel bir örnekle bu kavramları içeren de bir sunum yapacaktır diye düşünüyor ve Mustafa'ya devrediyor. Çok güzel Ateş'a. Teşekkür ederim Ateş'a. Hüserli okuyorum da bugünlerde. Özü yakalamak. Arkadaşlar genelde tabii ki Ateşan'ın söylediği çerçevede beşincisini yapıyoruz şu anda. Amaç ne?
örnekler çerçevesinde uygulamanın, daha doğrusu uygulama demeyelim ama holistik bilimin bakışından pratik boyutta olaylar nasıl olabilirinin cevabını bulacak şekilde konuları ele alıp açıklamaya çalışıyoruz. Bu sefer beşincisine geldik. Beşincisinde neler var diye baktığımız zaman daha önceki yaptığımız çalışmaları veya da o konuyla ilişkili olarak aktardığımız bilgileri biraz daha geliştirelim, biraz daha bir geniş açıdan bakalım diye bugün aktarmaya çalışacağım. Geniş açıdan bakmak ne demek? Bildiğimiz gibi biyojeokimyasal döngüler üzerinden bir bakıma biz holistik bilimin nasıl konuları ele alması gerektiğiyle ilgili bir trimestre içerisindeyiz. Bulunduğumuz trimestre içerisinde olayı kökeninden ve bütününden yaklaşarak genel bir çerçeveye oturtma şeklinde bir gayretimiz var. Bunu da döngüler üzerinden ağırlıklı olarak ve de ekoloji üzerinden yapmaya çalışıyoruz. Trimestrin özelliği buydu, biliyorsunuz. Şimdi en genişten bakaraktan olaylara nasıl yaklaşacağımız şeklindeki gerekliliği yerine getirebilmek üzere ben tabii biz ekoloji dersek ekolojinin arkasında şu anlama geliyor. Dünya ve biyoloji, dünyadaki biyosferin biyolojik boyutu anlamına geliyor. Ama bunu evren boyutunda ele alırsak nasıl bakmamız gerekir diye olaya yaklaşırsak bu kez canlılığın evrende olasılığı konusunda bazı görüşleri ortaya atmamız gerekir diye düşündüğüm için egzobiyolojiden birazcık bahsederekten dünyadaki evrim ve diğer ilişkileriyle birlikte abiyogenezi yani Luca denilen ilk atasal hücremizin nasıl oluşma ihtimali üzerinde nasıl oluştuğuyla ilişkili bilgi veren abiyogenezi de olayın içerisine sokaraktan bunu bugünkü biyojeokimyasal döngülerle bağlamak üzere bir sunum yapmak istiyorum. Bu sunumun da basit bir veya da karmaşık değil arasındaki ilişkiyi doğru bir şekilde yani basitleştirebilmek amacıyla bu karmaşık büyüklüğü bir şekilde görsellikler üzerinden benim o konuyla ilişkili aktaracağım bilgilerle birlikte ele almak istiyorum. O nedenle bu bağlamda veya da bu çerçevede ilk görselimizi Big Bang'den bu yana evrenin doğa tarihi dediğimiz bir görseli aktarıp sizi bir şekilde bunun üzerinde düşünmeye davet ediyorum. Gördüğümüz gibi burada değişik zamanlarda evrende neler olduğu ile ilişkili bir bilgi var. Bunu spiral şekilde gösterilmiş bu. En ortada Big Bang ile başlayan ve de işte dünyanın oluştuğu şeklindeki ilk belirti olan oradaki büyük yuvarlak top işte şeyin çarpması ve anın çarpması ile birlikte dünyada gerçek anlamda 4.3 milyar yıl önce başlayan bir süreçle birlikte dünyadaki evrimi de gösteriyor burada. En sonunda da tabii Mezozoik zamanında baktığınız zaman spiralin en sonunda ortadan hareketle çevrimi tamamladığınız zaman artık çeşitlenmiş bir yaşamın dünya üzerinde varlığını burada görebiliyorsunuz. Ama evrende bizim dışımızdaki dünyalarda neler var diye bu konuya baktığımız zaman yani egzobiyolojinin biraz olsun bizim için tanıdık ifadelerini kullanmak üzere küçük bir inceleme yapıp size aktarmak istiyorum ki habitat yaşanabilir dünyalar kavramı var, gezegenler kavramı var. Bunlar da son 20 yıldır ortaya çıkan bir durum. O çerçevede baktığımız zaman Samanyolu ağırlıklı olarak yaptığımız incelemelerde
Samanyolu'nda artık 2021 yılındaki son durumu ifade ederek ben bu olasılıkları ortaya koymak istedim. 40 milyar olarak tahmin edilen bizim güneşimizin bize olan yakınlığa uygun gezegen sayısını ifadesidir. 40 milyar sadece bu bizim kendi galaksimizin içerisinde 40 milyar yıldızına olan uzaklığı nedeniyle yaşanabilir olan gezegen sayısının 40 milyar olduğu tahmin ediliyor. Bu 40 milyar arasında güneşi, yıldızı bizim güneşimize benzerlerin sayısı ise 11 milyar civarında ki bu oldukça yani neredeyse 40'ın 4'te 1'i kadar bir rakama ulaştığı şeklinde tahmin yürütülüyor. Ulaşan bir tahmin yapılıyor. Dünyaya yakın olan en yakın gezegen olası bir canlılığın bulunma olasılığının yüksek olduğu bir gezegen bizden 12 ışık yılı uzakta arkadaşlar. Ayrıca toplam olarak potansiyel canlılığı şu anda istiva etme durumu olan yıldız sayısının da 59 olduğu ifade ediliyor 2021 yılı itibariyle, son itibariyle diyelim. Bu genel olarak evrendeki durumun, eksobiyolojinin durumunu ifade ediyor. Eskiden rakamlar bu kadar yüksek değildi çünkü canlılığın oluşmasında biz işte bildiğimiz dar bir çevresel ısı ve durumu ifade ediyorduk. Neydi bu işte 30-40 derecenin üzerinde bir sıcaklık olmayacak. İşte artık 4 derecenin altına düşmeyecek vesaire o tür şeyleri. Ama bakıldı ki canlılığın ekstrem noktalarda, arkeyalarda da işte bunlar çok yerde tespit edildi. 100 derecenin üzerinde sıcaklıkta hatta buzların içerisinde yaşayan canlı mikroorganizmaların varlığı sonucunda bu tür bir yaklaşımda tahmin sayısı arttırıldı. Onun için rakamlar da büyüdü. Ama buna rağmen en yakın olasılığı, olası bir canlılığı istiva eden gezegen bizden 12 ışık yılı uzakta. Bunu da şimdiden aktarmış olayım. Böylece ne anlama geliyor? 12 ışık yılı gidiş, 12 ışık yılı da geliş. Böyle bir şeye varamayacağımıza göre oralardaki durumla ilişkili muhtemeldir ki insanlık tarihinde bir gün belki büyük bir alınabilecek o konuda. Yani şu anda mümkün olmayan bir durum. Bir şekilde ifade etmiş oluyor. Bir sonraki görsele geçelim. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi jeolojik saati ifade ediyoruz. Jeolojik saat ne? Dünyadaki durumu, jeolojideki dönemlerin zaman içerisinde nasıl geliştiğiyle ilgili bir görsel bu. Gördüğünüz gibi dünya 4.6 veya 4.5 milyar yıl önce yola çıkmış durumda evrende. O kadar eskiliğe sahip ki bu toplam evren yaşının 1/3'üne karşılık geliyor yaklaşık olarak. Evren yaşının 1/3'ünde biz mevcuduz. Yani dünya mevcut. Tabii canlılık mevcut anlamına gelmiyor. Ama az bir zaman sonraki buna da 4.4 milyar yıl diyebiliriz. Zaman süreci içerisinde bugüne doğru bir eksiltmeyle geldiğimiz zaman 4.4 milyar yıl sonra ben başlayarak 2.7 milyar yıl arasındaki bir dönemde de canlılığın bir şekilde oluşum sürecini, canlılığın ortaya çıkış sürecini var olduğu düşünülüyor ki giderekten eskiden bu sadece 3.8 milyar yıla kadar götürülen bir zaman giderekten daha ötelere 4.4 milyar yıla kadar götürüldü ki o tarihlerde artık bu bakıma okyanusların oluştuğu ve oluşan okyanusların deniz tabanında menfezlerin ortaya çıktığı. O menfezlerde de bugün
abiyogenez olarak ifade ettiğimiz, yani canlılığın cansızdan oluşumu şeklinde ifade ettiğimiz o olgunun oralarda mevcut olabileceği şeklinde modeli kabul etmek zorunda kaldık ki bu gerçekten bizi ikna edici tarzda örneklerle ikna edici tarzda ortaya çıktı. Bunlara deniz gibi hidrotermal menfezler veya bacalar diyoruz. Onun çevresinde canlılığın olduğunu görüyoruz ki o bölgede esasında hem oksijenin az olduğunu biliyoruz hem de baktığımız zaman Darwin'den beri ileri sürülen işte içsel primordial su veya içsel çorba denilen ortamdan çok farklı bir ortamda canlılığın varlığı neredeyse bundan 20 yılı aşkın bir süre önce keşfedildi. Ve abiyogenez teorisi de o tarafa doğru kaymaya başladı. Modelleri diye, teorinin modelleri. Şimdi sonraki şeye geçip biraz daha fazla abiyogenezle ilgili bir anlatımda bulunmak istiyorum. Burada gördüğünüz gibi hidrotermal bacalarda diyelim ki 4.3 milyar yıl önce başladığını düşünelim canlılığı. O başlamış olan canlılıktaki ilk hücre nasıl oluştu diye bir soru sorarsak onun cevabını bulmak üzere bir başlangıç noktası tanımı gerekiyor. Yani ilk hücre dediğimiz hücrenin ve kendisini diğer hücrelerin de kendisinden ulaşacak şekilde bir genetik kodu olan, kendi ribozomu olan, kendi DNA'sı, kendi DNA'sı olan bir Luca. Burada Luca'nın Türkçe karşılığını bulmak için İngilizcesini isterseniz başlangıçta. Last Universal Common Ancestor. Yani ilk genel ata anlamına, ata yüce anlamına gelen bir ifade bu. Bunun oluşumu demek ilk hücrenin oluştuğu anlamına geliyor. Şimdi bu ilk hücreye oluşumunu sağlayan şey ise abiyogenez teorisi geliyor modelleriyle birlikte. Abiyogenez bu teorinin veya da bu hücrenin, ilk hücrenin nasıl oluştuğuyla ilgili bize bilgi veren bir bilim dalı ama o kadar yaygın bir şekilde değişik görüşlerin ifade edildiği bir alan ki multidisipliner bir alan. Bu alanda ortaya çıkan görüşlerin çoğunluğu birbirleriyle antites şeklinde ifade edilmiştir. O nedenle canlılığın oluşumu için ben kavramsal bazı kategorilerle bunu ifade etmek, hatta ikili kategorilerle, yani tez antitezli ikili kategorilerle ifade etmenin holistik bilimdeki dialektik yaklaşım gereği olduğunu düşünerek ben o şekilde bir dört kategori oluşturdum. Bu dört kategoride canlılık kavramı nasıldır? Nasıl bir şekilde tarihsel olarak ifade edildi ve insanoğlu canlılığı nasıl anladığını bir şekilde aktarmaya çalışayım. Şimdi ilkin tabii biliyoruz ki cinsel kategoride olmuş. Farklı bir şekilde ifade ediliyor. Biz onu bir tarafa bırakıp biz bilimsel olarak bu ikilde biz bilimsel tarafta konuyu ele alacağız. O açıdan bunu birinci kategori olarak koyuyorum. Bundan sonra tabii şöyle bir soru geliyor ki bu çok sorulmuştur. Çok da eskilere kadar da gider. Canlılık dünyada mı oluştu yoksa dünya dışında mı diye. Böylece endojen ve egzojen kavramlarıyla ifade edilen bir ikili daha var. İkili kavram daha var. O ikili kavramda egzojen diyenler işte panspermia şeklindeki doğumun evrenin değişik yerlerinde canlılığı yaratmış ve o arada dünyada da yaratmış olduğu şeklinde bir yaklaşımı ifade ediyor. Endojen ise bu dünya dışından gelmedi, dünyanın kendisi canlılığı yaratmış şeklindeki ifade edilir. Ona da endojen, işte eksojen veyahut da iç etkili
iç etkili veya iç etmenlerle oluşan veya dış etmenlerle oluşan diye şimdi böyle bir diyalektik çelişkiyi de ifade eden, içsel dışsal çelişkili anlamına ifade eden bir ikinci kategoriyi böyle aktarmak isterim. Üçüncü kategoride ise modern abiyogenezle klasik abiyogenez arasındaki bir kategori bu. Yani abiyogenez dediğimiz zaman tabii ki cansızdan, cansız varlıktan veya cansız bir yapıdan canlıyı ortaya çıkarma çabası veya da o konuda düşünme olduğu için klasikte spontane jenerasyon diye bir kavram var. Bu şu anlama geliyor. Aristo'dan itibaren o konu müzdelenmiş. Aristo'nun da söylediği bir şey bu. Aristo diyor ki ya diyor işte bir yere işte buğdayı veya da şeyi bırakırsak biraz da nemli olursa oradan kurtlar çıkar falan. İşte bu şu anlama geliyor. Cansız bir buğdaydan kurtlar oluştu. O kurtlar o cansız buğdayın bir parçasıdır. Veyahut da aynı şekilde orada fareler de oluşuyorsa o fareler de onlar. Onun bir yer der ve bir spontane jenerasyon denilen kendiliğinden spontane kendiliğinden anlamına bir jenerasyon da oluşturmuşlar. Canlılık oluşumu anlamına. Kendiliğinden canlılık oluşumu var diyor. Ama yıllar sonra ondan yaklaşık 2000 yıl sonra diyelim. Francesco Redi bunun böyle olmadığını iddia etti. Orada ortaya çıkan bazı canlılığın tamamen farklı olduğunu yani doğumdan vesaire başka bir şeyden oluşabileceğini ifade etti ve böylece de spontane jenerasyon fikri yavaş yavaş yumuşamaya başladı. Ta ki ne zamana kadar? Darwin ve Pasteur dönemine kadar ki o 1600'lerde söylemiştir bunu. 1600'lerin sonunda ve 1800'lerinde son çeyreğine doğru hem Pasteur hem de Darwin bunun mümkün olmayacağını yani bilimsel olarak bu arada tabii ki mikroskoplar keşfedildi. Bir bakıma ontom denilen şeylerin esasında hücre olduğu, bir hücrelerin de canlılığı kendi içinde barındırdığı, öyle cansız bir şeyden değil ama o hücrelerden bir tür bir canlıların ortaya çıktığını ifade ederek ve de bunu özellikle de ispatlayan Pasteur'dur. Böylece spontane jenerasyon denilen kavram ve klasik abiyogenesi kavramı tarihe gömülmüş oldu. Şimdi modern duruma nasıl geçeceğiz diye bakarken uzun süre bu konuda hiçbir şey yapılamadı arkadaşlar. Ne zamana kadar? Ta ki Oparin ve Halden ikilisinin konuyu bir şekilde ne üzerine kurarak da doğrudan doğruya kimyasal bazı olay sorular sonucunda ortaya çıkan yani bir ön kimyasal evrim olduğuyla ilişkili bir bilgiyi kabul ederekten yeni bir aşamaya geçti. Ne zamandan itibaren? 1940'lardan itibaren, 20'lerden, 30'lardan, 40'lardan. Yani ikinci çeyreğin içerisinde, 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yeniden canlanmaya başladı. Bir sonraki slide'a geçelim. Mustafa bilgisayardan biraz geri durursan sesin daha iyi gelecek gibi geliyor. Tamam. Şimdi daha mı iyi? Nasıl geliyor? Evet biraz uzak durursan daha net geliyor. Yoksa tamam. Çatallıyor sesin. Peki. Şimdi burada gördüğünüz gibi spontane jenerasyon sonrası hücre bazlı böyle kendiliğinden doğumlar var da işte oradan türeyen canlılık var cansızdan. Diye bir kavram yok sonrasında mikroorganizmaların veya mikropların mikroorganizma yönlerinin iyice tanınması sonrasında şöyle bir hayat ağacı, bir canlı ağacı ortaya çıktı. Görüyorsunuz biz
sonuçta sağ tarafta animals'ın içerisindeyiz, hayvanların içindeyiz. Ama onun yanı sıra arkeyalar var, bakteriler var. Burada Luca denilen, en altta onu koymamış, isim olarak konulabilir en aşağıya. Luca diyebilir. Bu arada o tek kendine özgü olan bir defaya mahsus ve bir tek bir şekilde oluşmuş olan o hücreden, o hücre grubunun, hücrenin kendisi bir tane değildir, çoktur ama herhalde muhtemeldir ki ilk hücre kendi kendini çoğalttığı için tek bir hücreden başlayıp daha sonra hem bakterileri, hem arkeaları, hem karyotları ortaya çıkaran bir durum meydana geldi. Ne zaman? Ama bu işte neredeyse 4 milyar yıllık bir süreç içerisinde ortaya çıktı diyebiliriz. Daha sonra artık bunun kimyasal olabileceğini iddia etme sonucunda, analitik bir düşüncenin sonucu inşa şeklinde, yani konstruktif bir köken bulma çabasıyla Miller ve Urey deney yaptılar. O deneylerde ne yapıldı? Bir bakıma bunun niye deney yapıldı onu da söyleyeyim. Çünkü dünyanın ilk atmosferinin oksidatif olduğu, yani yükselten bir atmosfer olmadığı, primordial, yani içsel atmosferin böyle bir atmosfer olduğu ortaya çıktı. Yani indirgen bir atmosfer çerçevesi içerisinde kaçırılmaz olarak bazı indirgen moleküllerin veyahut da burada tabii molekül anorganik olduğu için organik değil. O moleküllerin nedir bu mesela? Metandır, nedir bu? Amonyaktır, nedir bu? Hidrojenin kendisidir. Bunlar indirgen bir atmosferi oluşturuyordur ki normaldir. O tarihte 4 milyar yıl önceki düzensiz ortamın oksijen olmadığı bir ortamdaki dünya atmosferinde bunlar mevcuttur diye düşünebiliyoruz. Düşünüyor. Doğru da olduğu bir gerçek. Bu ispatlanınca daha sonra bunlarla bir neyin oluşmuş olma ihtimali üzerinde şimdi ben neyim? Doğrudan doğruya canlılığın indirgen bir atmosferde, indirgen atmosferde kaçırılmaz olarak bize amino asitleri veriyor arkadaşlar. Çünkü azotun da olduğu bir ortamda iki de bir bakıma oksidatif veya da yükselten bir atmosferin bir parçası ise oksijen gerekiyor. Onun olduğu bir ortamda da amino asitler meydana gelmiş olmalı diye düşünülüp hareket ediliyor ve gerçekten de Miller-Urey deneyi bazı amino asitlerin olabileceğini gösterdi. Ve yıllarca Miller'de bunu iddia etti o şekilde olduğunu. Oysa daha sonraki çalışmalar atmosferin oksidatif olduğunu, 2.7 milyar yıldan itibaren oksidatif bir döneme doğru bir hareketin oluştuğu ve o hareket çerçevesinde de kaçınılmaz olarak 2.1 milyar yılda yıl civarında diyelim bir oksijen krizinin ortaya çıktığı ve de indirgen canlıların o çerçeve içerisinde büyük kayba uğradıklarını biliyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bütünlük içerisinde anlattık ama bu bütünlük içerisinde söyleyemeyecek daha çok şeyler de var. Çünkü bugünkü abiyogenez teorisilerine veya abiyogenez modeline pek girmek istemedim. Ancak kısa olarak böyle bir görsellikle size işte dünyanın yaşanabilir olduğu birinci adımda onu görüyoruz. İkinci adımda prebiyotik, yani kimyasal evrimin nasıl oluştuğu, daha büyük biyolojik, biyo moleküllerin nasıl meydana geldiği bir ikinci safhayı görüyoruz. Bunların polimerleşmesi ve vesicle dediğimiz yuvarlak katmanlı fosfolipitler şeklindeki
vezikülülere veyahut da küçük süreciklere nasıl dönüştüğünü yukarıda onun resmi de var. Alttaki polimer, üstteki de vezikel dediğimiz işte sürecik, mikrosürecik. Polimer tabii ki burada şeyi ifade ediyor bu bakıma. DNA'yı, RNA'yı ve ona benzer şeyleri. Veyahut da proteinleri ifade ediyor. O belli değil ortada. Ama daha sonra protosel ortaya çıkıyor ki buradan dışarıdan onun içerisine işte bu yapılar gidiyor. Yuvarlan içerisine o öbür diğer elemanlar veyahut da o biyokimyasal dar gitmiş oluyor. Ondan sonra da işte Luca'ya kadar geliyoruz. O ara tabii çok daha az geliyor ve çok teori var. Üç tane orada soru işaretinin olduğu yerde onlarca teorinin olduğunu söyleyebilirim. Bugün de Luca'dan çeşitlenmiş bir yaşama kadar bir süreci evrim kavramı altında görüyoruz. Evrim kavramının en temel döngülerinden ki bugün artık döngüler var. Mesela karbon döngüsü biyolojik karbon döngüsünü başlangıçta göremeyiz. Niye? İlk Hadean dönemdeki 300 milyon yıl diyelim o döneme 4.5 yıldan 4.4 yıla kadar ne oluyor? Pardon 150 milyon yıl zamanında herhangi bir karbon döngüsü söz konusu olamaz. Çünkü burada karbon döngüsüne baktığımız zaman canlılığın birinci temeli tabii ki karbon olacak. Biz karbondan yapısal olarak karbondan. Başka ne olacak? Su olacak. İşte burada onun suyu da görüyorsunuz. Başka ne olacak? Onun atmosfere çıkışı ve geri dönüşü lazım. İşte bu da bir bakma karbondioksitin birlikte olan bir şey. Ve de karbondioksitle yaşamı sürdürebiliyoruz. Karbondioksit olmasa yaşamın sürmesi mümkün değil. Çünkü vejetasyon olarak da şeylerin, bitkilerin yaşamın içerisinde temel olgu karbondioksittir. Karbondioksit artı su temelinde oluşan bir bitkisel yaşam var. Bizde hayvansal yaşamda, faunada onları tutup kendisini geliştirmiş oluyor. Burada bütün döngüyü tek tek anlatmama gerek yok ama kalın otlarla gösterilmiş olan üç tane, dört tane ot var. Onlar da atmosferde, atmosferden şeye geçişte var işte. Hem toprağa hem biyolojik biyosfere hem de litosfere ve ardından da belki de litosfere. Birlikte de geçiş, paralel geçişlerdir bunlar. Daha sonra aynı şekilde buradan çıkışlar var. Nereye gene her biri arasında bir geçişli olarak da bu süreler içerisinde geçişli olarak da böyle biyo-geo-kimyasal bir döngüyü ifade etmek mümkün. O nedenle bunu gösterimde bulmak istedim. Sonrakine geçelim. Evet, teşekkürler Mustafa. Aslında biz tabii bütünsel, holistik olarak zirvede omnidisipliner düşünceyi, yani birçok bilimleri bir arada değerlendirip doğal aylarını anlamaya çalışıyoruz. Ama senin bugünkü sunumunda her bir görsel onlarca bilimi ihtiva ediyor. Dolayısıyla 5-6 tane görselde akıl almaz bilimleri bir araya koymaya çalıştın. Bu holistik düşünceden çok biraz saçmalık mı olmaya başladı? Ölçümü kaçırdık. Yani holistik değil de holistik kare, küp yahut enerji dereceden bir holizmi anlattın gibi geldi bana. Biraz evet, artık bunun daha büyüğü yok zaten. Büyüğe baktığın zaman kaçınılmaz olarak neyi hissediyorsun? Karmaşıklığı hissediyorsun. Büyüklüğün içerisinde pek çok farklı dinamik olgunun varlığını hissediyorsun ki bu biyolojik olabilir, fiziksel olabilir, bu kimyasal olabilir. Bunları bir arada bir de bunlar arasında etkileşimi görüyorsunuz. Daha mesela insana geçiş yapmadık çünkü insanla birlikte bu sefer noosferin ortaya çıktığı söz konusu. Yani bilinç kürenin ve de orada apayrı bir başka bir dünyaya götürüyor diyor bizi. Ki orada psikologlar, sosyologlar, siyasetçilerin de diğerleri var diye düşünebiliriz.
Peki. Arkadaşlara dönüp sorulara başlayalım. Ben önce çok kısa bir soru sorayım. Şimdi aslında bütün anlattıklarını anladığım kadarıyla yani biyo, jeo, kimya dediğin aslında biyolojiyle kimyanın yerküreyle iletişimi anlamına geliyor. Yani ekolojiden bahsediyoruz. En geniş anlamda ekolojik yahut ekolojinin önemli bölümünü anlatmaya çalıştın. Dolayısıyla biz bu biyo, jeo, kimya yaklaşımını ekolojiye bir bakış olarak görebiliriz. Tabii. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şimdi ekoloji bir bilim dalıdır. Bu döngülerse onun o bilim dalı üzerinde, ekolojinin dalları üzerinde olgunun dünya üzerindeki küre anlayışıyla ifade edilmiş uygulama veyahut da görünümüdür, olgusudur. Yani biri olgu, diğeri bilim dalı. Ekoloji bir bilim dalı. Bunlarsa bir olgulardır. Bu döngüler dünyanın yaşamının bir parçası. Yani açık söylemek gerekirse biyojeokimyasal döngülerin sayısını elementer olarak var. Bir önceki toplantıda Ateşen yoktu. Onun için biraz eksik gördüğüm kadarıyla. Değil mi? Bir önceki toplantıda mı yok? Yani onu ben anlattım. Evet. İmza günü vardı ya. Ha, tamam. İşte orada anlattım ben geniş olarak bunu. Pek çok farklı döngüyü tariflemek mümkün. Yani 20'ye yakın döngü tarifleyebilirsiniz. Canlılıkla ilişkili olan. Bu elementer olabilir. Bu dediğimiz gibi enerji döngüsü adı altında gıda döngüsü şeklinde onu tanımlayabiliriz. Mesela ben şimdi karbon döngüsünü verdim. Bu tamamen elementer bir döngü. Ama su döngüsünü verebiliriz. O da ayrı bir döngü. Bunların hepsinin ilişkiselliği ve ilişkisinin bütünü sonunda bizim Gaia denilen dünyayı canlı olan, canlı olarak kabul ettiğimiz hipoteze getirmiştir. Onları bir bütün olarak ele aldığımız zaman Artaş Bey de zaten o konuda çalışıyor inşallah. Dinleyeceğiz ondan Gaia teorisini. Hipotezini daha doğrusu teori de demeyelim. Ama genelde şunu ifade edeyim. Ben şimdi bunu bu şekilde bir kesit olarak, bugünkü kesit olarak anlattım. Ama jeolojik geçmişine bakaraktan dünyadaki evrimin veyahut da abiyogenez olarak ilk canlılığın oluşumunu ve ondan önceki prebiyotik dönemi, yani burada kimyasal evrim söz konusu molekül açısından baktığımız zaman onu da ifade ederekten üç tane şeyi bir araya getirdik. Yani evrim var bunun içerisinde, abiyogenez var ve de bugünkü döngüler var. Ekolojinin özündeki durum var. Üç ayak üzerine oturtulmuş genel bir bakışı bir holistik bütünlük içerisinde aktarmak istedim. Evet, karbon döngüsü en önemlisi herhalde. Çünkü fotosentez ve solunum arasındaki ilişkiyi yahut enerji alışverişinin. Ondan sonra nitrojen herhalde tarımı tamamıyla sağlayan döngü. Evet, arkadaşlar sorusu yahut söylemek istediği bir şey olan arkadaşlar varsa ben sormak istiyorum ya. Mustafa, şimdi bu şeyin dünyadaki su varlığı ne zaman oluştu? Su. Evet, suyun varlığı. Suyun kökeni konusunda eskiden çok tartışmalı bir durum vardı ama sonunda bir ortak zemin içerisinde anlaşmaya varılıyor gibi. Suyun ortaya çıkışını Hadean döneminde çok miktarda kuyruklu yıldızın, kometin vesairenin dünyaya düşmesi sonucunda onların içerisindeki saklı olan buzun eriyip okyanusları meydana getirdiği şeklinde bir yaklaşım şu anda esas suyun kökeni sorusunun cevabını veriyor gibi gözüküyor. Yani takriben 3-3,5 milyar yıl önce 4.4 milyarlık bir zaman öncesinden, yani dünyanın oluşumundan 150 milyon yıl sonra çok büyük miktarda dünyaya
kuyruklu yıldız ve ona benzer içerisinde işte su ihtiva eden gök cisimlerinin düşmesi söz konusu ve onların eriyip yavaş yavaş içerisindeki buzu su olarak da dünyaya bırakmalarıyla okyanusların oluştuğu fikri şu anda yaygın bir şekilde kabul ediyor. Şimdi ben o senin spiral çok güzel ama ben açıkçası yani ilk 1 milyarlık bir dönemde doğru düzgün bir varlık teşekkülü yok gibi, değil mi? Aynen. Toplam olarak 4,5 milyar yıl önce başladığını düşünürsek 4,550 milyon yıl önce başladığını evet. Kabul ediliyor. O çerçeve içerisinde ilk canlılığın 4,4 milyar yıldan başlayıp tam kestiremiyorlar, tam doğru bir zaman veremiyorlar ama o zamanı da söyleyen var. 4 noktada yani canlılık çünkü şeyin elinde, menfezlerde oluştuğu fikri bunu eskiye götürdü. Eğer çok iddialı bir rakam ya Mustafa. Çok ya ama menfezi buldular ya. Menfezi evet bulunca, biliyorum. Tamam o zamanlardan diyor ki su oluşmuşsa aşağıda da yani içinden gelen bol miktarda güneş ışınları da parçalayamıyor şeyi. Biyolojik oluştuğu zaman makromolekülü parçalayamıyor. O zaman orada oluştu. Çünkü bak bunların şeyini bulamayız. Şu anda biliyorsun denizli bir menfezlerde bol miktarda canlı yapı var. Evet. Menfez etrafında oluşmuş bir canlılık var. O zamanlar da diyorlar ki o canlılık o zaman oluştu. 4.3 milyar yıl önce su oluştu. Onlar da hemen oluştu diyor. İddia ediyorlar. Bu şekilde bir iddia var. Ama başkaları da diyor ki yok efendim bu şeyin dediği gibi, Darwin dediği gibi şeylerde, yüzeylerde güneş ışığının etkisinin olabileceği kadar derinliklerde tatlı su ağırlıklı olarak yerlerde oluşmuş canlılıktır. O canlılık da işte primordial soup veyahut da içsel çorba diye ifade edilen yerlerde oluşmuştur. O şekilde bir ifade var. O da işte senin dediğin gibi 2.5 milyar yıl önce falan gibisine geliyor. Ama bana sorarsan primordial soup kavramı veyahut da içsel çorba kavramı eskiden çok önemseniyordu. Ve de işte ağırlıklı olarak bunu bir de nereden kontrol ediyorlar? Biyokimyasal olaraktan olayın nasıl geliştiği ve insan bünyesindeki kimyasal döngülere bakaraktan bir de değerlendiriyorlar. Şeydeki döngünün ne diyelim Denizli'de menfezlerde oluşan döngünün ağırlıklı olarak metabolitik bir döngü olduğunu, yani metabolizmanın ilk olduğunu ifade ediyorlar. Yani enerjinin ilk girdiğini. Ama öbüründe ise ilk bir bakıma moleküllerin yani nedir genetik yapının genin ilk öndüğü, bu DNA da olabilir, RNA da olabilir. İlk olduğu iddia ediliyor. Ama bana sorarsanız menfezler daha altı gibi gözüküyor. Bilmem. Yani bu şu anda büyük tartışmaların konusu. Benim aklıma takılan bir şey daha var. Şimdi biliyorsunuz Güneş sisteminde dünyaya en yakın bir takım yer arayışları. Daha doğrusu içinde su ihtiva eden, atmosferi nispeten ondan sonra biraz daha dayanılabilir şeyler. İşte Europa uydusu, ondan sonra Io falan gibi bir takım gezegenler üzerinde işte gerek su gerekse buz oluşumu ve onlara dayanarak da bir takım ilk canlılık arayışları var. Yani şimdi Mars'ta bir çalışma var. Ya Mars için ilk önce öbür taraftakilerin durumu ne vaziyette? Yani bir şeyin dünyadaki hayatın oluşumu korkunç uzun bir zaman içinde oluşmuş bir şey. Biz ondan sonra insanlar için çok kısa bir zamanda yaşanılır bir yer yapmak. Yani biraz fantezi gibi geliyor bana. Çünkü onun altyapısı olan bütün o kimyasallar, o bileşimler, ondan sonra o organik malzemelerin teşekkülü vesairesi açıkçası bana çok fantastik gibi geliyor. Şimdi sen biraz evvel bizim bütün Samanyolu'ndaki bütün bize şey sayısı adını söyle bize uygun yani bizim gibi bir gezegen sayısı 40 milyon gezegenden ancak 40 tane 40 mı 50-60 tane bir şey tahmin etmişler. Bunları net
Yaşlayalım arkadaşlar. Şimdi bakın, yıldızına en uygun uzaklıkta kavramı var. Yani bu olmadan olmaz. Bir evet. Bir de dünyaya ol. Şimdi dünyanın 20 katı büyüklüğünde bir gezegende canlılık biraz zor, onu söyleyeyim. Dünyaya yakın büyüklükte olacak bir. Çünkü öbürleri daha büyük olduğu zaman gaz devlerine falan, yani o katı şey olması lazım. Yerinin de uygun olması lazım. 100 derecenin üzerinde veyahut da 100 derece, 0 derecenin altında olmaması lazım. İşte o zaman dünyaya uygun mesafeye, yıldızına uygun mesafede olanlar 40 milyar. Onların içerisinde bir de diyeceksin ki güneşi de bizim güneş gibi olması lazım. Sarı veyahut da kahverengi de falan olacak. Yoksa öbürleri de problemli bundan sonra. O zaman onu da katarsam bu sefer 10 milyara düşüyor. 4'te 1'e düşüyor. 11 diyorlar ama yuvarlak rakam. Bir de yani sen gidip inceleyeceksin diyelim ki, araştırma yapıyorsun. Oraya gideceksin. En yakının hangisi? O 12 ışık yılı olarak bulmuşlar ki ışık yılının %10'u hızında gitmiş olsak 120 yıl gideceğiz, 120 yılda geleceğiz şeklinde. Biz daha Mars'a bile gidemiyoruz onu. %1'in mesafede bir yer galiba. Yani ne %1'i? 1000'de 1 mesafede bir yer Mars şu anda. Ona bile gidemiyoruz. Yani daha çok adım var yani bu işleri biraz çözümlemek için. Evet Mustafa, teşekkür ederiz. Güzel bir açıklamaydı. Tablolarında gayet güzeldi. Ya hiçbir şey okuyamadık tablolardan. Çok karışıktı ya. Karışık ama yani kendi açısından da bir açılımlar veriyordu. Yani onları çok özetlenmiş, çok birbirinin içine girmişti de biraz ondan kaynaklı. Güzel slaytlar tabii, içerik olarak güzel de onları evet. Şeyden de siteden indirip büyütmek lazım. Sadece büyütmek değil, onların açılımını veya o tartışmak kaç saat alır? Mustafa Ateşhan. Evet. Doğru. Onların bir tanesini anlatmaya kalksam bütün gün konuşuruz, haberiniz olur. Meraklısı için koyuyorum tabii. Evet, tamam. Son olanlar mı arkadaşlar? Çerçeveyi özellikle böyle koymak istedim. Ateşhan onu anlatayım. Yani bir, abiyogenezi bilelim. İki, şeyi bilelim. Geniş bir dünya, aynı zamanda dünyanın dışı olarak da egzobiyolojiyi de işin içerisine sokalım. Üç, evrim de devrede olsun. Dört, şeyi de bugünkü dünyanın durumunu en güzel ifade eden biyojeokimyasal döngüler de bu bağlantının neresinde olsun onu da ifade etmek. İşte sana bütünsel düşünce. Evet, bütünsel düşünce. Evet, tam böyle. Birçok arkadaş ekranlarını kapatmış, dinlemeyi tercih ediyorlar. Yani. Ataç Bey var bak. Ataç Bey şey istiyor. Ben de görüyorsun, gördüm. Deminki tartışmalara ek olarak şunu söylemek istiyorum. Şimdi hayatın canlılığı nereden başladığı gerçekten tam olarak bilinen bir konu değil. Fakat canlılığın ispatlanması, incelenmesi kabuksu yani karbonat bileşikli yapıların ortaya çıkmasıyla ancak fosiller üzerinden geriye dönülerek yapılabiliyor. Daha öncesinde tek hücreliler olmasına rağmen hani bunlardan kalıntı olarak sadece okyanus diplerindeki oluşan petrollerden vesaireden belki bir çıkarım yapabiliyoruz. Ama karbon çağı o anlamda yaşamın ispatlanması açısından önemli bir çağ diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta sert kabuklu canlıların fosillerinin incelenmesi ancak bu dönemdeki oluşumlardan sonra olabiliyor. Ama gerçek başlangıcı, moleküler başlangıcı oldukça zor bir yani temellendirmek, geriye doğru tarihlemek zor bir konu diye hala da öyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu tartışma tabii çok öncelere gidiyor, onu da söyleyeyim. Gerçekten de fosillerin üzerindeki incelemeler paleontoloji veyahut da onun biraz daha devamında antropoloji yani biyolojik antropoloji insan yapısının veya insan fosilinin taşınımının incelenmesi
çok 1400-1500-1600'lerden itibaren başlamış. Çünkü yeni kıtalar keşfedilince milat işte en ciddi olaraktan dünya oluşumunu 4000 milattan önce 4004 yılına tarihlendiren anlayış çöpe gidince giderekten jeoloji ve jeolojinin bir devamı olarak paleontoloji bilimi ön plana çıkmaya başladı. Ve de onun sonucu olarak da zaten evrim teorisine kadar gelindi. Ama şöyle söyleyeyim, giderekten daha ayrıntılı ve farklı alanlardan bilgi istiva eden şeyler, düşünceler olaya dahil oldu. Şu anda multidisipliner bir dal olarak adıyordunuz karşımızda. Biyologlardan, kimyacılara, kimyacılardan işte bir bakıma jeologlara kadar, hatta eksobiyolojide bir bakıma astronominin, radyo astronominin devreye girdiğini söyleyebiliriz. Mesela şu anda pek çok gezegenin bulunmasının arkasında radyo astronomi incelemeler, o teleskop müşteri var. Evet. O açıdan baktığımız zaman bütün bunları bir araya getirince ortak bir zemin üzerinde düşünülünce oldukça tutarlı bazı görüşlerin ortaya çıktığını söyleyebilirim. Evrim teorisi de benim okuyabildiğim kadarıyla Darwin yazdı o meşhur kitabında evrim kelimesini kullanmıyor. Ben rastlayamadım orada. Şöyle hızlıca bir okudum. Oldukça teferruatlı kalın bir şeydir o kitaptır. Orada evrim kelimesini bulamadım. Yani evrimi ya biz kendimiz sonradan bir şekilde Darwin'e yakıştırdık. Ve Darwin'in teorisi zaten canlının oluşumuyla ilgili doğrudan bir bilgi aktarmıyor diye ben biliyorum Mustafa Bey. Öyle kitapta değil ama daha sonra Darwin'in bu konuyla ilişkili ona sorulan sorularda o bir mektup yazıyor birine. O mektupta ifade ediyor. Böyle bir şey olmalı. Bir gölcük. Yani evolution, evolution kelimesi Darwin'e ait mi? Ben bulamadım. Yani emin değilim. Belki ben kaçırdım gözden ama. O kitabın çünkü hep öyle söylüyoruz. Yani evrim diyoruz ve Darwin'e atfediyoruz. Darwin'in işte doğaya uyum yasası çerçevesinde. Ama bunun dışında da bir teori, bunun dışında bir teori bence geliştirilebilir diye düşünüyorum. Ya evrimi anlattı ama evrim kelimesinde çekildi. Evrimi kim anlatacaktı? Evrimi anlattı Darwin ama evrim kelimesinden de herhalde çekildi. Çünkü dini baskılarla kitabını da 30 yıl sonra açıkladı zaten. Doğru, evet. Bir de o var. Neyse, abiyogenez konusunda sadece onu söylüyor. Bir çorbada böyle bir gölcük oluşmuştur diyor. Güneş ışını da vardır diyor. Güneş ışınlarıyla oradan oluşmuştur şeklinde. Esasında Pasteur ağırlıklı olarak şeyi çürütünce aynı tarihler birbirine yakın zamanlarda yaşıyorlar ikisi ve birbirlerini de biliyorlar yani. Ağırlıklı olarak işte Pasteur spontane jenerasyon fikrini. Abiyogenizin kökeninde başlangıçta spontane jenerasyon var ki o ta şeye kadar gidiyor. Ağırlıklı olarak Aristo'ya kadar gidiyor. Ama onu çürüten tabii Francesco Redi, İtalyan 1600'lerin son çeyreğinde. Yani abiyogenezle, abiyogenezle evrimi birbirinden ayırmak lazım. İkisini aynı yerde bahsederken birini öbürünü pek anlatmıyor şeklindeki yaklaşımın ben konuya açıklık açılım getireceğini sanmıyorum. Evrim de zaten gözlemlerini değerlendirerek yazdığı bir kitap. Yani öyle bir şeye inmiş değil ki, çok detaya inmiş değil yani. Şimdi gözlemlerinden giderek değerlendirdi bu tablo. Doğan seçimler geliyordu. Gözlem ve deney de yapıyor hocam. Evet, gözlem ve deney ama şey yok yani orada makro düzeyde vesaire falan yok oralarda. Evet. Yalnız kitapların isminde evrim var. Yani onu söyleyeyim. Hatta
Öyle mi? Tekrar bir bu sefer başka gözle okuyayım. İnsanın evrimi veya şeyin canlılığın evrimi neyse. Şimdi arkadaşlar genelde şunu söyleyeyim. Abiyogenez farklı kişilerce geliştirilmiştir. Darwin'le çok ilgisi yoktur. Darwin'e bir tek bu konulardaki mesela hem Pasteur'ün hem de Francesco Redi'nin yaklaşımları sonucunda spontane jenerasyon fikrinin yanlışlığı ortaya çıkınca ki yanlışlığı deneysel veyahut da görsel olarak ispatı da mikroskopla olmuştur. Leeuwenhoek'un mikroskopu bularak giderekten hücre kavramının ortaya çıkışı, tohumdan hücre kavramına geçiş. İnsanlar tohum kavramını biliyor, muhakkak görecekler onu bir şekilde. Ondan sonra hücre kavramı, hücreyi görünce iş değişiyor ve de işte gerçekten şey de onun üzerine, Francesco Redi de onun üzerine ilk deneylerini yapıyor, 8 tane deney yapıyor. Detayına girmek istemiyorum, bunların detayının da anlamı yok zaten. Evet, tabii. Redi nasıl bunu ispatlamış veyahut da şey daha sonra Pasteur bu işte nasıl yapmış, çok güzel deneyleri var ve de mantıklı bir şekilde olayı şey yapıyorlar, izah ediyorlar. Evet, abiyogenez cansızdan canlıya geçiş. Ama klasikte şey de cansızdan geliyor diye deniyor. Spontane şey de jenerasyon da cansızdan geliyor diye adamlar. İkisinin farkı şu, öbürü diyor ki çürüyor o. Canlı ölmüş oluyor. O çürüyen canlıdan tekrar canlı çıkıyor. Farklı. Mesela çürüyen nemli olan buğdaydan, arpadan bir güzel şey çıkıyor. Fare çıkıyor veyahut da işte kurt çıkıyor diyorlar. Sönümlü yok oluş. Ateşan. Şimdi o söyledikleri şey ve bilgiler aslında eksik. Yani canlı yani şeyden yok oluşu tarif ederken aslında orada mikroorganizmalar var. O organizmalar vasıtasıyla yok oluş sağlanıyor. Ya yok oluş Ateşan şimdi o yok oluşta bunun hiç ilgisi yok ya. Evet. Yok oluş arpayı dedin. Arpa killerinden doğdu dedik. Geçen haftanın konusu. Ateşan yok oluş. Extinction veyahut da sönümlenme. Dünyadaki bütün canlıların varlık ki o nereye kadar geliyor? Yok oluşun ifade edildiği dönem Kambriyen. Evet. Kambriyen dönem. Tamam mı? Onunla birlikte başlayıp 550-600 milyon yıllık zamanı kapsıyor bugünden geriye gittiğimiz zaman. Oysa abiyogenez bundan 4.4 milyar yılla 2.7 milyar arasındaki dönemde gerçekleşmiş olan dünyadaki olguları inceliyor. Tamam anlıyorum da sen buğday öldü yeni buğday tamamen bitmedi yenisi çıktı deyince ben o yakıştırmayı yapacağım. Yani öyle yapınca insanların kafası karışır. Zaten azıcık minnacık kavram var herkesin kafasında. Ben atlamam da bunların %80'i atlayacak sonra öbür üstüne. Sonra bir şey daha var. Yani Mirror Urey deneyinden ondan sonra şeye canlılar geçemezsin. Aslında ancak sadece orada kimyasal yapıyı ancak ifade edebilir. İksel yapı. Değil mi Mustafa? Evet doğru da ama Miller ölene kadar neredeyse 3-5 yıl önce öldü. Ölene kadar hayır dedim bu böyledir diye iddia etti adam. O eksik aslında. Benim söylemek istediğim eksik ya. Eksik şeyleri sanki tamamlanmış gibi anlatıyorlar. Yani. Niye? Yanlışın arkasında ne vardı biliyor musun? O sıralarda analitik bilim hakimdi. İnsanlar daha bütünü göremiyorlardı. Zayıf bir dönemden geçiyordu. 1926'larda ortaya bütünsel fikri aldınca şeyden geliyorsun. Söyleyiver şunu. Felsefeden geliyorsun. Yani Smoot ortaya atmış 1926'da modern şeyi. Sistem teorisi. Holistik bilimin oluşumunu biyoloji temelli olarak. Biyoloji ve holizm diye. Ama okuyan kim ki? Smoot'u kim okuyacak? Kimse okumamıştır herhalde. 10 tane satmıştır herifin kitabı. Seninkine benzemişe. Arkadaşlar soru yoksa Mustafa'ya biraz daha genel şeyler anlattıralım. Mesela karbon döngüsü yahut işte nitrojen döngüsü falan çok basit olarak bu enerji alışverişi, yaşamın hayatın ya, devamı. Söylediği şeyler çok önemli. Peki size o zaman madem ki bir şey yok diyorum ama bugün kapatalım 15 dakika erken olsun. Serbest kısımda biraz Ateşan'ın çok hoşuna gidecek şekilde sistematiği üzerine
biraz şey yapayım, konuşma yapayım. Zihin ve holizm üzerine. Çok güzel. Peki. Tamam. Ama kaydı kapatalım, sonra yaparız. Onu başka bir zaman senin... güzel anlatırım. Senin ne? Ben de şey yapıyorum şimdi. Tamam. Evet, bugünkü sunumumuz burada bitti. Haftaya Atilla Bey'in sunumuyla devam edeceğiz. Ekolojik biyolojik coğrafyanın oluşumu başlıklı sunumuyla. Kadıköy Düşünce Platformu'nu Facebook, Twitter, YouTube, Instagram ve web sitesinden takip edebilirsiniz. Toplantılarımız her cumartesi 15.30-17 saatler arasında Zoom üzerinden gerçekleşmektedir. Hepinize iyi hafta sonları. Evet abi.